Ve nereye gidiyoruz? Mayfair'e gidiyoruz. Mayfair buraların böyle bir çok zengin bir bölgesi. Daha çok evlerin değil, daha çok ofislerin olduğu bir bölgesi. Olan evlerin de, yani orada bulunan evlerde böyle lüks, gerçekten en az 5-10 milyon pound'dan başlayan evler diyeyim size. Böyle bir bölgesine gidiyoruz, Mayfair'a. Çok güzel bilgiler vereceğim size Mayfair ile ilgili. Çok güzel, gerçekten böyle çok ilginç bilgiler buldum. Çok hoşuma gitti. Sizlerle mutlaka paylaşacağım onları. İzlemeye devam edin. Seveceksiniz. Size göstermek istediğim diğer bir şey şu bisikletler. Bu bisikletler Türkiye'de yok. Şöyle yok, Türkiye'de kiralık bisiklet olayı var, biliyorum, İzmir'de görmüştüm. Böyle istasyonlar var, bisikleti kiralayabiliyorsunuz orada. Bunların özelliği, bunları istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. Saçma sapan istasyonları yok bunların. Salıyorsunuz, gidiyor yani. Öyle bisiklet bunlar. Böyle tesadüfen bir yerden buluyorsunuz, sonra da istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. Yani tesadüfen bulma kısmı şaka tabii ki. İnternet sitesinden bunların yerleri belli oluyor. Ama olay şu, yani istediğiniz yere bırakabiliyorsunuz. Bir istasyon bulmaya çalışmak zorunda değilsiniz. Böyle bir kolaylık getirerek istasyonlu kiralık bisikletleri alt etmeye çalışmışlar. Bilmiyorum açıkçası hangisi daha çok tercih ediliyor. Mayfair'e bir türlü ulaşamıyordum. Çünkü yolda sürekli gösterecek bir şeyler çıkıyor. Ben bu bölgede 6 yıldır çalışıyorum. Buralara yakınım. Ve dolayısıyla buralarda her yerde bir anım var. Şimdi şurayı göstermek istiyorum sizlere. Arkamda şurası. Görüyorsunuz Royal China Club. Şu an tabii ki kapalı koronavirüs nedeniyle. Orası adından da belli olduğu üzere bir Çin restoranı. Ama herhalde yani Londra'nın en iyi Çin restoranlarından bir tanesi. Dışarıdan öyle gözükmese de fiyatlar falan gerçekten pahalı bir yer. Biz iş yemeklerine gidiyorduk oraya kapanana kadar. Çin'de müşterilerimiz vesaire olduğunda. İçeride şöyle bir şey var. Beni Instagram'dan takip edenler görmüş olabilirler. Instagram'da gittiğimde paylaşmıştım. İçeride böyle akvaryum var. Akvaryumun içinde canlı böyle garip şeyler var. Istakoz falan var ama ıstakozdan başka şeyler de var. Oradan seçiyorsunuz. Ay şimdi gülüyorum ama yani koronavirüs içinden yayıldı biliyorsunuz, abuk sabuk şeyleri yemelerinden dolayı. O işte akvaryumun içinde canlı garip yaratıklar var. Oradan seçip alıyorlar, onları yiyorlar. Ay Allah'ım. Tabii ki ben yemiyordum. Oh, çok kötü. Neyse, yani biz daha normal şeyler yiyorduk oraya gittiğimizde. Ama öyle öyle de bir yer orası yani. Yürürken Londra'nın biliyorsunuz ünlü telefon kulübelerinin üzerinde, bir tanesinin üzerinde şöyle bir şey gördüm. Diyor ki tüm bunlar bittiğinde dünyanın nasıl değişik bir yer olmasını istersiniz yazmışlar. Buraya cevap yazanlar olmuş. Arapça yazı görüyorum. Ne demiş? Dünden iyi olsun diyen var. Daha çok ruh. Daha çok ruh ve daha çok yaşam bilmem ne. Şurada da biri demiş ki daha çok ot olsun yani. Şey içiyorlar ya, kafayı buluyorlar. Ot diyorlar, weed. Daha çok ot isteyen de var yani. Çeşit çeşit insanlar. Arkadaşlar, bir mola verdik. Elimdekini görüyorsunuz. Şu arkamdaki yerden Yunan olabilir diye düşünüyorum. Ya da bilmiyorum, bence öyle bir şey yani bu kafe. Civardaki tek açık yer. Kahve aldık ve ıspanaklı börek bulduk. Evet. Çok şanslıyız bugün.
Seyfehir'de Songaz gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Böreğimizi yedikten sonra, biraz enerji depoladıktan sonra sizlere vermek istediğim küçük bir bilgi daha var. Şöyle ki, Mayfair bölgesi Londra'da en fazla sayıda 5 yıldızlı otel içeren bölge. Bu otellerden bir tanesi, şu gördüğünüz, yine polisler beni buldu. Şu gördüğünüz bayraklı bina, orası bir otel, Claridge's Oteli orası. 1850'lerden beri açık, içi böyle lüks, bayağı şaşalı bir otel. Oradaki, bu arada burnum kaşındı. Neyse, yüzümüze değmemiz lazım. Burada bir görüp şey mümkün değil. Hele bu rüzgar da asla değil. Orası bir otel, aynı zamanda tabii ki restoran var, etkinlikler düzenleniyor, balolar vesaire, iş yemekleri, iş toplantıları düzenleniyor. Şunu da söylemek istiyorum hemen, en ucuz odasının bir gelirlik fiyatı yaklaşık 600 pound. 600 pound, yani bilmiyorum aklınız alıyor mu, benim aklım almıyor. Öyle bir fiyatı var. Bunları zaten suite oda, işte ne bileyim stüdyo oda falan şeklinde arttırdığınızda artık fiyatın nerelere çıktığını siz düşünün. Bağırtmalı motorlu arabamız gittiğine göre çekimize başlayabiliriz. Burası New Bond Street. Dünyanın, ya dünyaca ünlü, çok büyük markaların şubelerinin olduğu bir sokak. Kiraları uçuk, dudak uçuklatıcı cinsten olan dükkanlar. Şu an bomboş, görüyorsunuz normalde kalabalık olur. Çok kalabalık demeyeceğim çünkü burada alışveriş yapmaya herkesin bütçesi el vermez. Ama tabii ki insanlar olur, Çinliler olur, Araplar olur burada çok, marka sevenler. Hangi markalar var? Bakın size göstereyim. Şurada Boss var, görüyorsunuz. Hemen şu arkasında Montblanc var. Çok ünlü böyle cüzdanları, çantaları olan bir marka. Başka ne var? Şöyle biraz daha döneceğim. Victoria's Secret var arkada. Dolce Gabbana şurası. Şöyle ilginç bir tasarım yapmışlar. Arkada bir tane daha var. Evet, Versace var. Şu köşe beyaz yer, Versace'nin mağazası. Ve yine köşede, şurası Imperio Armani. Armani'yi görüyorsunuz. Burası böyle bir yer, yani gerçekten çok büyük markaların olduğu, böyle dünyaca ünlü bir alışveriş sokağı. Her yer gerçekten çok sessiz arkadaşlar. Yani çok ilginç, yani normalde buralar kalabalık olur. Yemek yiyenler, içki içenler, alışveriş yapanlar. Şu an her yer bomboş. Şöyle güzel bir arka plan buldum. Güzel böyle küçük bir alışveriş sokağı. Yüzlerce yıllık eski bir yer. Burada size Mayfair, yani bulunduğumuz bölgenin adının nereden geldiğini söylemek istiyorum. Mayfair, Mayıs Fuarı anlamına geliyor Türkçe'de, ya da Mayıs Şenliği gibi de düşünebilirsiniz. Bize yakın küçük bir merkez gibi bir nokta var burada, bir alan diyelim. 17 ve 18. yüzyıllarda yaklaşık 80 yıl boyunca her yıl Mayıs ayında 2 haftalık bir fuar düzenleniyormuş orada. O nedenle de bu adı Mayıs Fuarı o kadar ünlüymüş ve o kadar çok katılım oluyormuş ki. Adı Mayıs Fuarı'ndan geliyor, yani Mayfair, bölgenin adı haline gelmiş. Böyle küçük tatlı bir bilgi sizlere.
Grosvenor Square'a geldik. Yani Grosvenor Meydanı olarak çevirebiliriz. Arkamda bir Amerikan Başkanı Franklin Roosevelt'in bir heykelini görüyorsunuz. Bu bölgede bir zamanlar Amerikan Büyükelçiliği bulunuyordu. Çok uzun süre burada kaldı. Ayrıca pek çok Amerikan Büyükelçisi'nin evlerinin olduğu, yaşadıkları bir bölge. Amerika'nın dışında İtalyan Büyükelçiliği hala şu hemen şu tarafta bulunuyor. Kısacası bu bölge, Mayfair'in bu bölgesi büyükelçilikler, konsolosluklarla adı anılan bir bölge. Ve Grosvenor Square, bu Grosvenor Meydanı da dediğim gibi büyükelçiliklerle tanınan bir bölge. Diğer diyeceğim şey Grosvenor Meydanı ile ilgili. Grosvenor nereden geliyor? Yani tahmin edeceksiniz ki bir 1800'lerde buranın imari ile ilgili izin alan Richard Grosvenor'dan geliyor buranın adı. Böyle güzel kocaman çimlerle dolu ve insanların şu an oturduğu, piknik yaptığı vesaire, güneşin altında cayır cayır yandığı ve bundan çok hoşlandığı bir meydan. Tabelada da gördüğünüz gibi Hayes Muse denilen bir yerdeyiz. Burada size kısaca Muse nedir ondan bahsetmek istiyorum. Muse aslında arka sokak gibi düşünebiliriz Türkçe'de. Buralar, şu gördüğünüz binalar eskiden aslında ahırdılar. Buralar nereler? Örneğin ana caddenin alışveriş merkezlerinin, işte mağazaların ve ofislerin bulunduğu ana bir caddenin hemen arkasındaki bir noktayı düşünün. Oralara Muse deniyordu ve eskiden ahır olarak kullanılıyordu. Ne yapıyorlar? Yani atla ulaşımın yapıldığı dönemlerde insanlar işlerine giderken ya da mağazalara giderken vesaire Londra merkeze geliyorlar. Muse denilen bu ahırlara tabii ki görevliler atları getiriyorlar. Atlar burada bakılıyor, bekletiliyor vesaire. İnsanlar evlerine dönecekleri zaman da tekrar buralardan bu atlar insanları alarak evlerine götürüyorlar. Şu an Muse denilen hemen her yer Londra'da pahalı. Aslında bina olarak, yapı olarak eski ve basık yerler çoğunlukla, küçük binalar. Neden pahalılar? Çünkü bunların hemen hepsi Londra'nın merkezinde bulunan yapılar. Ve dolayısıyla Londra emlak açısından biliyorsunuz çok pahalı, metrekare başına çok pahalı bir yer. Bunlar da merkezde bulundukları için kiraları da, satış fiyatları da genellikle pahalı oluyor. Böyle güzel bir bilgi Muse'la ilgili. Bir yere geldik. Yine sol tarafında bir otel var. Arkamda arada su fışkırtan böyle püskürten değişik bir havuz var. Çok güzel. Gerçekten bütün binalar çok eski. Hani ben Londra'da yaşıyor olmama rağmen şu araba geçsin. Ben Londra'da yaşıyor olmama rağmen buraya sık gelmiyorum ve gerçekten her geldiğimde binaların güzelliğine yeniden hayran kalıyorum. Size de şöyle bir göstereceğim. Belki ayrı bir çekim de yapacağım ama gerçekten çok güzel. Şu an Shepherd Market'teyiz arkadaşlar. Görüyor musunuz tabelayı? Bilmiyorum ne kadar okuyabiliyorsunuz.
Shepherd Market aslında daha önce de bahsetmiştim. Burada 17 ve 18. yüzyıllarda her yıl 2 hafta süren Mayıs ayında bir fuar düzenleniyor. İşte fuarın düzenlendiği meydan burası. Şu an çok harika gözükmüyor meydan. Çöpler var arkamda. Herhalde Mayfair Belediyesi iyi çalışmıyor. Türkiye'de olsa Mayfair Belediyesi'ne kimse oy vermez. Çöpleri zamanında toplamıyor. Neyse, espri bir yana, dediğim gibi Mayfair adını burada kurulan marketten alıyor ve dikkatim dağıldı. Süper. Ve diğer eklemek istediğim şey, Mayfair'de bahsetmiştim, çok sayıda lüks ev bulunuyor, konut bulunuyor. Tabii ki bu konutlar nasıl idare ediliyor? Çok sayıda hizmetçiyle idare ediliyor bu evler. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İki Dünya Savaşı'nda aslında çok sayıda ölümler oluyor biliyorsunuz. İngiltere'de çok sayıda insanını kaybediyor. Bu nedenle de bu evlerin idaresinde aslında görevlendirilen elemanlarda bir azalma oluyor. Ve daha sonra da bu azalmadan ötürü ücretler artıyor. Daha fazla ücret talep ediyor evde hizmetlere bakan kişiler. Ve daha sonrasında da bu evler yavaş yavaş satılmaya başlanıyor. Çünkü ev sahipleri evleri idare edemiyorlar. Çalışan bulamıyorlar. Çalışanlar çok masraflı oluyor. Bu yüzden evleri satmaya başlıyorlar. Ve dediğim gibi zamanla da evler satıla satıla bu bölge daha çok iş yerlerinin, merkez ofisi... Galiba sinek yuttum. merkez ofislerin... Abi YouTube için katlandığım şeylere bakın. Ölüyorum. Gözüm yaşardı. Vallahi yuttum. Vallahi boğazımda garip bir his var. Umarım ölmem. Hala öksürüyorum. Evet, neyse, evet, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki insan kayıplarından sonra dediğim gibi evlerini artık çekip çeviremeyen zenginler bu evleri satmaya başladılar ve o dönemden itibaren de civardaki evler yavaş yavaş iş yerlerine ve konsolosluklara vesaireye çevirmeye başladı. Şu anda da bölge residential diyorlar İngilizce, residential değil yani. Çok oturulan bir yer değil, daha çok ofislerin, iş yerlerinin bulunduğu bir yer. Umarım severek izlediğiniz bir bölüm olmuştur. Benim için birazcık zorlayıcı geçti. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı lütfen yazın. Kanalıma lütfen abone olun. Ve yeniden görüşmek üzere.